Arkadaşlar, kuşun orijinali sarı lacivert. Ahmet abi, kuşu da mı sarı laciverte boyadın falan yapmayın. Adı çok ilginç. Ciddi söylüyorum. Fred Çakmaktaş. Odunumuzu aldık. Abi burada odunu misafire kestiriyorlar ya. Bırak, bırak. Abi. Herkese merhaba. Vloglara geri döndüm. Şu anda Sapanca'dayız. Harika bir mekandayız. Burada tabii özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle onlara dönük dolandırıcılıklar oluyor. Ne yapıyorlar? İşte böyle göl kenarında ya da daha yukarılarda bungalov evler oluyor. Buraları çok düşük yarı fiyatına insanlar Instagram'dan ödeme önden olacak şekilde satıyorlar. Halbuki o fiyatların 2 katı 3 katı mesela gerçek fiyatı. İnsanlar da bunlara aldanarak önden rakam verip geldiklerinde bambaşka bir durumla karşılaşabiliyorlar. Gerçek mekan sahibinin bunlarla hiçbir alakası olmuyor gibi bir durumla karşılaşabiliyorlar. Bugün güzel bir hem bu uyarıyı da içinde bulunduran Sapanca'da Sapanca Gölü manzaralı güzel bir vlog çekeceğim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Ama dolandırılmadan bungalov işine dikkat. Tabii önce Sapanca'da ne yapacağız? Karnımızı doyuracağız. Ne diyorlar? Açayı, açayı ile ilgili bir şey diyorlardı değil mi? Gerisini siz tamamlayın yorumlarda. Sapanca vlogu başlıyor. Harika harika. Kapa. Abi hani bir salıncak var ya, şöyle gölün üstüne doğru böyle sallanıyorsun. Sanki böyle havadaymışın gibi. Böyle çamlı yemişin de falan da vardır. Bunu da yapmadım demem ya. Bunu da yapmadım demem yani. Oh! Lan göle düşer miyiz acaba? Ohohoho, sanki gölün üstünde gibisin. Bunu da yapmadık demeyiz abi. Senin gözüne ne oldu? Gel, gel. Ne yapıyorsun burada göl kenarında? Ha? Ne yapıyorsun, nereye? Ha, mutfağa gidiyorsun, akıllı şey. En merak ettiğim konu tabii etrafında yoğun bir turizm baskısı var. Gölün suyunun nasıl olduğu noktasındaydı. Vallahi Sapanca Gölü tertemiz. En azından suyun dibinin göründüğünü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bırak, bırak. Abi. Bırak. Ben de seviyorum abi ya. Çok tatlı bir şey ya. Ayıcık gibi. Abi. Tabii Sapanca'ya gelip işi böyle Sapanca çevresiyle bitirmemek lazım. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Harika yerler var. Maşukiye burası. Maşukiye, Kartepe'de seyir terası. Gidebilirsem birazdan oraya da gideceğim. Harika doğasıyla Maşukiye'yi, tesisleri, bu güzellikleri görebilirsiniz. Hatta şuradan da suyun geldiği yeri göstereyim size. Mutlaka buralara gelin diye sizlere tavsiye ederim yani. Özellikle bu çok hoşuma gitti ya. Baksana. Harika. Nefes aldım ve daha videonun muhtemelen ortalarındayız. Sapanca, Maşukiye, İstanbul'a da çok yakın. Kalp var, su var,
Muhteşem. Ha bir şey söyleyeyim. Biraz yakınlaşır mısın? İstanbul'dan gelenler için kafa karıştırıcı bir durum var. Kocaeli'den geçerken, tabii Kocaeli'nin sanayisi, sanayi de lazım tabii ama yani orayla Sapanca ve bu güzel doğa harikası noktanın arası 15-20 dakika. Orada bacalarından duman çıkan sanayi merkezlerini, fabrikaları görünce acaba diyorsunuz 15 dakika sonra Yandex çünkü öyle gösteriyor ya da herhangi bir uygulama varacağım yer buradan etkilenmiş midir diyorsunuz. 15-20 dakika sanayi ve Sapanca bölgesi ama bir geliyorsunuz gram eser yok o dumanlardan, kötü kokulardan muhteşem bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Maşukiye'de en uçtaki restoranttayız. Ablamız bize güzel bir Türk kahvesi getirdi. Dedik ki burada başka nereye gidebiliriz? Dedi ki aşağı doğru inin, sonra sağ tarafa doğru çıkın, Kartepe'ye doğru dedi. Bir tane cam teras var, seyir terası. Teşekkür ettik ama sonra kahveleri getirirken uyardı. Sakın dedi, oradaki menülere, fiyatlara bakmadan sipariş vermeyin. Yani fiyatlara baktığınızı gösterin dedi. Yoksa dedim ne olur... Söyledi de ben söylemeyeyim. Yani geldiğiniz zaman mutlaka fiyatlara, menülere buralarda bakacaksınız abi. Her yerde öyle. Ve bunu söyleyen yine bir mekan sahibi ablamız. Teşekkür ederiz abla. Senin gibi esnafları her yerde bulamıyoruz. Kazıklanmadan gezmeniz dileğiyle. Herkese merhaba. Arkadaşlar kuşun orijinali sarı lacivert. Ahmet abi kuşu da mı sarı laciverte boyadın falan yapmayın. Maşukiye'de telefon burada. Adres burada mutlaka fotoğraf çektirin. Adı çok ilginç. Ciddi söylüyorum. Fred Çakmaktaş. Hani transfer döneminde kimine Fred kimine Çakmaktaş diyoruz ya. Bu hem Fred hem Çakmaktaş. Yalnız bu arkadaşlar şikayetçiyim. Zaten sarı lacivert bana daha yakın farkındaysanız. Ya şaka yapmıyorum. Çeker misin burayı? Bak yeni aldığım sweatshirt'ü. Yeni cicimi. Bu arkadaş ısırdı abi. Bu arkadaştan hiç zarar gelmedi. Neden öyle oldu sizce? Yakından bakınca anlarsınız. Şimdi cam terasa çıkacağız. Harika bir Sapanca manzarası. Arap arkadaşlar da Kılıç Kalkan ekibiyle fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar. Cam terasa gidiyoruz. Çok soğuk olduğu için kusura bakmayın kapşonumu takmak zorundayım. Kişi başı 50 lira, öğrenci 40 lira, turistlere 100 lira. Biz 2 kişi, 2 tam bir de öğrenci olarak 140 lira ücret ödedik. Ve şimdi Sapanca manzaralı cam terasa gidiyoruz. Doğru mu gidiyoruz? Teşekkürler. Bunları giymek zorundayız. Herkes gelemiyor yalnız. Kimisi uçakta kalmış. Tabi cam teras deyince kolay bu yani. Evet. Çok soğuk. Sonunda biraz nefes alacağız. Manzaralı güzel bir bungalov bulduk. Önce size manzarayı göstereyim. Şöyle harika bir manzara. Sapanca Gölü. Odamı da göstereyim size. Bungalov odamı. Şöyle yavaş yavaş girelim bakalım. Sobamızı yaktıracağım vallahi. Klimalar var. Genelde klima yapıyorlar ama sobamızı da yaktıracağım. Çıtır çıtır. Ama şu anda klimayı açtık. Güzel, fena değil. Yani temiz. Aşırı lüks bir yer olmasa da o kadar para vermeye de gerek yok. Çayımız var, kahvemiz var. Her bir şeyimiz var abi. Türk kahvemiz var. Vallahi her şey var burada ya. Yukarıda bardaklarımız var. Yemek yaparsak tenceremiz var. Termosumuz var. Burada bir oda var. Yukarıda işte bu merdivenden ikinci bir yatak odası. Güzel, şöyle gösterebilirim ya. Fena değil, fena değil. Akşam kestane yapacağız. Ve bu arada tabii size yukarıyı da göstermek istiyorum. Şöyle merdivenlerle çıkıyoruz. Hemen şöyle ikinci bir yatak odası. Fena değil, hakikaten fena değil. Güzel bir bungalov bulduk galiba ya. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Odunumuzu aldık. Abi burada odunu misafire kestiriyorlar ya. Neyse ben de odunun iyisini kestim.
Buyurun gelin. Gelin. Ne? Ah, bu sene fındık toplamaya da gitmedim ama Sapanca'da odun kestim yani. Evet. Evet, güzel bir soba. Sapanca vlogunun sonuna geldik. Yeni, önce çıramı çıkarayım. Vloglarda buluşmak üzere. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Hoşçakalın.